Maske, muske bunlar kurtarmaz. O yüzden insanlara yani denk alsın diye yapılan bir kurban olduğumun tarafından ceza gönderiliyor bize. Bak 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 karşıda bak. Sigarayı yakmış, maskeyi de indirmiş. Biz korunuyor ama onlar korunuyor oluyor bize. İnsana bulaşıyor virüs fakat yoğun bakımı hastaneye düşürmüyor. Bunu bizim halkımız yanlış anladı. Herkes aşıya güvenip maskesini falan çıkartıyor. Bana virüs uğramaz sanıyor. Kayseri'deki vaka artışı devam ediyor. Bir sağlık müdürünün yaptığı açıklamaya göre ise yoğun bakımda yatanların %91'ini aşısız vatandaşlar oluşturuyor. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara Kayseri'deki vaka artışını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya vatandaşların maske kurallarına riayet etmediğini görüyorum. Aynı zamanda kapalı alanlarda sosyal mesafe hiçe sayıyorlar. Ondan sonra son çıkan varyantta ise yaşlılar, gençler çok fazla etkilediğini görüyorum. Vatandaşın bundan korkması gerekirken korkmuyor. Tam tersine şu an maskelerini çıkartmış bir şekilde aşı da olduk diyerekten. Aşı da ne kadar koruyucu orası da muamma. Ya vatandaşlarımızı kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Diyeceğim bu kadar. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Ya ilerleyen süreçte hastane yatış oranları artacağı, bununla birlikte yoğun bakım oranlarının artacağı ve netice olarak, üzücü olarak ölümlerin artacağını düşünüyorum. Ya inşallah bunları yaşamayız ama görünen köyde kılavuz istemez. Bunlar yaşanacak diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. İlerleyen süreçte umarım insanlar aşı olurlar. Umarım olurlar yani. Ama gördüğüm etrafımda özellikle okumuş yazmışlarda bile bir aşı olmama gibi bir şey var yani. Rahatlık var adamda. Niye aşı olmuyorsun diyorum. Sordum arkadaşa diyor. İşte insanlığı öldürmek için yapılmış diyor. Sen diyorum uzman mısın, doktor musun? Senin bir bilgin var mı? Yok. Bak aşı olanlar ölmüyormuş. Kayseri ifadesiyle yaptırırık bak ortağım diyorlar yani. Umarım yapılır. Umarım. Ben aşıdan çok Kayseri'nin kültürel altyapısını önemsiyorum. Çünkü sosyalleşmemiz, kültürel altyapımız 90'lı yıllarda ben Kayseri'de okudum üniversiteyi. O zaman daha sosyaldi. Kayseri çok şeye gitmiş, gerilere gitmiş. Üzülüyorum. Üzülüyorum. Seyirci kalmamış, azalmış. Sizlerin genç olarak buna eğilmenizi istiyorum. Anlaştık mı? Abicim vaka artışlarıyla alakalı şey olarak bizim toplumumuzla alakalı. Ben çoğunda görüyorum ne sosyal mesafe var ne maske takıyorlar. Adam diyor ki ben de aşı vurundum niye maske takayım? Kendine göre haklı ama taşıyıcı olma ihtimali var onu düşünmüyor. Bu yüzden kaynaklanıyor. Yani tamamen bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Toplum bilinci yok bizde. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Valla hani ben Avrupa'yla burayı kıyasladığımda buradaki hani buranın ekonomik düzeyinin olmamadığından dolayı bu sistem böyle devam edecek. Avrupa'da mesela adam kapatıyor. Dükkanları kapatıyor, okulları kapatıyor. Hani yere geldiği zaman iş yerlerini bile kapatıyor. Ekonomik şey yerinde olduğu için. Ama burada ekonomi sıfır olduğu için başka alternatifi yok. Hani bu böyle gidecek büyük bir ihtimal. Birkaç sene daha bu şekilde aşı bu mutasyona uğramaya devam edecek. Hani devam edecek böyle yani. Kolay kolay maskeden veya aşıdan kurtulacak gibi düşünmüyorum ben. Abi herkes aşıya güvendi. Aşı yüzünden maskeler falan sanki aşı tam koruma yapıyormuş gibi. Halbuki aşı yanlış anlaşıldı. Aşı virüsü tamamen şey yapmıyor. İnsana bulaşıyor virüs fakat yoğun bakımı hastaneye düşürmüyor. Bunu bizim halkımız yanlış anladı. Herkes aşıya güvenip maskesini falan çıkartıyor. Bana virüs uğramaz sanıyor. Halbuki aşı hastaneye düşürmüyor. Virüs bulaşıyor. Peki sizler ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Abi bence okul açılır. Sonra geri kapanır. Bence öyle olur abi. İlerleyen zamanlarda bence virüs azalmaz. Böyle giderse aşı hızı da çok düşük. Kimse kurallara uymuyor. Maskesini düzenli takmıyor. Yani normal diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim? İlerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Daha çok artacağını düşünüyorum. İnsanların kendini, ya daha doğrusu koronavirüsün nasıl söyleyeyim? Allah'ın gönderdiği bir illet. Yani bu küçücük bir de olsa
Çok büyük bir şey aslında. Allah uyarıyor bizi. İnsanlar çığırından çıktı ve ne yaptığını bilmiyorlar. Tamam mı? Kendini açtılar. Allah da küçücük bir şeyle insanları imtihan ediyor aslında. Bu virüs falan bahane. Peki, diye düşünüyorum. Bu artış ne, nasıl geçebiliriz? Doğru yol görsünler diyerek kurban olduğum gönderiyor küçücük bir vaka. Anladın mı? Yani maske muske bunlar kurtarmaz. O yüzden insanlara yani denk alsın diye yapılan bir kurban olduğumun tarafından ceza gönderiliyor bize. Valla neler bekliyor. Bu sigara var ya, sigara içenleri bir defa bu şeyden usandırmak lazım. Bak sigara içiyorum diye indiriyor aşağı. Boyuna sigara içiyor. Burada kalabalık zaten tam meydan. Kokusu ta oraya gidiyor. Çadırın içine gidiyor. Bu tarafa geliyor. Her tarafa gidiyor. Bu sigarayı içenleri önlemek lazım. Zabıtalar, polisler, bu bekçiler uyarması lazım. Vakaları ancak böyle düşürürüz. Bir de aşı konusunu millet işte birbirine iyi gösterecek. Güzel gösterecek ki millet de gitsin aşı olsun. Şimdi aşı olmayan öğretmenler bile var. Okullar açılıyor, ne olacak pazartesi? Yani salı günü, çarşamba günü işte. Ona göre herkes ayağını denge alacak. Ben 74 yaşındayım. 3 aşımı da vuruldum. Sigara içmem. Sağlığıma dikkat ederim. Böyle şeylerden de kaçınırım. Ama görüyorum vatandaşa ağzında sigara, maske indirmiş aşağı. İç. Nefesini verincik ne olacak? Biz korunuyor. Ama gençler bak. Şimdi gençleri görüyorsunuz. Bak karşıda bak. Sigarayı yakmış. Maskeyi de indirmiş. Biz korunuyor ama onlar korunuyor. Ne oluyor bize? Bir çarşımı da bak. Bir çarşımı da vuruldum. Peki vaka sayılarının arttığı bu dönemde. Evet. İlerleyen süreçten sizden ne bekliyorsunuz? Vallahi vatandaşta bir şey hareket yok. Herkes vurdum duymaz olmuş. Böyle giderse herhalde vahim, iş vahim. Görüyorsun bak. Hep bak maske indirmiş aşağı hiç.